Alaattin Aktaş, bizim için küçük, dünya için büyük bir revizyon. Merkez Bankası 2024 yılının enflasyon tahminini %36'dan %38'e yükseltti ya. Gel de şimdi Neil Armstrong'un Ay'a ilk ayak bastığında söylediği, "Benim için küçük ama insanlık için büyük bir adım" sözünü hatırlama. Enflasyon tahmininde 2 puanlık revizyon bizim için ne ki, ama bu revizyonu yıllık enflasyonu zaten %3-4 dolayında olan bir ülke için düşünün. Yüzdenin yüzdesini almak pek doğru değilse de bizim %36'yı %38'e çıkarmamızın oransal karşılığı yalnızca %5,5. Ama %4'lük bir tahmin %6'ya çıkarılsa, sapma tam %50. Marj daraltıldı. 2024 yılı enflasyon tahmini yukarı çekilirken marj daraltıldı. Tahminin %36 olduğu dönemde alt ve üst sınır %30 ve 42 olarak öngörülmüştü. Üst sınır sabit tutuldu, ancak alt sınır %34'e çıkarıldı ve böylece %34, 42'nin orta noktası olan %38 yeni enflasyon tahmini olarak belirlendi. Yılın ikinci enflasyon raporunu açıklayan ve bu çerçevede 2024'ün tahmininin %36'dan %38'e yükseltildiğini belirten Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2025 ve 2026'nın %14 ve %9'luk tahminlerinde ise bir değişikliğe gidilmediğini söyledi. Niye yükseltildi? Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın yaptığı açıklamaya göre enflasyon tahmininin yukarı çekilmesinde rol oynayan etkenlerin başında ham petrol ve ithalat fiyatlarının yukarı yönlü güncellenmesi ile gıda fiyatlarının daha yüksek gerçekleşeceği beklentisi geliyor. Merkez Bankası, Şubat'ta açıklanan ilk enflasyon raporunda 83,6 dolar olarak tahmin ettiği ham petrol fiyatları için bu kez 86,4 dolarlık bir tahminde bulundu. Yine Şubat raporunda %34,6 olarak yer alan gıda maddelerindeki fiyat artışı tahmini bu kez %35,5'e çıkarıldı. Arındırılmış oranlar açıklanabilir, Başkan Fatih Karahan, Merkez Bankası'nın aylık enflasyon olarak sürekli mevsimsellikten arındırılmış oranlara vurgu yaptığının, ancak bu oranın hangi yöntemle hesaplandığına ilişkin bir açıklık bulunmadığının hatırlatılması üzerine aylık olarak yayımladıkları fiyat gelişmeleri raporlarında bu oranlara yer verebileceklerini belirtti. Karahan daha önce de dile getirildiği gibi 3. çeyrekte mevsimsellikten arındırılmış aylık artışı %2,5, son çeyrekte ise %1,5'in biraz altında beklediklerini söyledi. Mayıs'ta doğalgazdan 0,7 puan Merkez Bankası'nın Şubat ayında açıkladığı enflasyon raporunda dikkat çektiği ve bu köşede 6 Mayıs'ta yer verdiğim Mayıs enflasyonuna ilişkin önemli bir ayrıntı var. Doğalgazda 25 metreküplük avantajın bitmesi Mayıs ayında tüfeği 0,72 puan yukarı itecek. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da enflasyon raporunu açıklarken bunu bir kez daha vurguladı. Karahan yıllık enflasyonun Mayıs'ta zirve yapacağı yolundaki görüşü tekrarladı ve bir soru üzerine yıllık oranı %75-76 dolayında tahmin ettiklerini söyledi. Bu iyimser bir tahmin. Doğalgazdan gelecek 0,72'den kaçış yok. Ayrıca yine 6 Mayıs'ta dile getirdiğim gibi TÜİK'in giyim grubunda yeni sezon fiyatlarını Mayıs ayında dikkate almasından ve giyimde %10-15 arasında bir aylık artış beklenmesinden dolayı buradan gelecek etki de 0,8 puan dolayında. Böylece doğalgaz ve giyimin etkisi 1,5 puanı buluyor. Yıllık oranın %75'te kalması Mayıs'taki artışın %3,11'de tutulmasına bağlı. Bu, ilk 4 aydan da düşük bir oran demek ve hiç mümkün görünmüyor. Mayıs artışı %3,69 olursa yıllık %76'ya, Mayıs artışı %4,28 olursa bu kez yıllık oran %77'ye çıkacak. Mayıs'taki oranın %4,87 düzeyinde gerçekleşmesi durumunda ise yıllık %78'i bulacak. Doğalgaz ve giyimi gözeterek şu anki gidişe göre aylık %3,5-4,0 arası bir oran makul görünüyor. Bu da Mayıs sonundaki zirvenin %76-77 dolayında olabileceğine işaret ediyor. Mayıs 2024-Nisan 2025 döneminin tahmini değişti. Bu köşede dün Mayıs 2024-Nisan 2025 dönemi için %19,67'lik resmi bir tahmin olduğunu, Ancak bu oranın 2024 ve 2025'e ilişkin yıllık tahminlerin yukarı çekilmesi halinde değişebileceğini vurgulamıştım. Nitekim 2024 tahmini %36'dan %38'e çıkarılınca %19,67'yi de revize etmek gerekti. Buna göre bu yılın kalan 8 ayı için beklenen enflasyon %16,24, 2025'in enflasyon tahmini %14 olarak korundu. Buna göre aylık ortalama %1,1'den 4 ayın toplamındaki artış %4,47, bu iki orana göre de Mayıs 2024-Nisan 2025 döneminin toplam artış tahmini %21,44, önümüzdeki bir yıl için bu oran çok ama çok düşük. Bu düzeyde bir enflasyon müthiş. Ama hep diyorum ya, ufak bir sorun var. Bu orana kimse inanmıyor, kimse gerçekleşebilir bulmuyor ki. Merkez Bankası yetkilileri de enflasyon raporunu açıklarken bu oranı dile getirmeyi unutmuş olmalı. Madem elde böylesine düşük bir oran var, %38'in yanına niye, önümüzdeki bir yılın oranı da %21'lere inecek diye eklenmedi ki?